TV izleyicileri, ben operatör doktor Ahmet Özyazgan, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle ortopedi ve travmatoloji ile ilgili en çok merak edilen konular üzerinde birlikte konuşacağız ve en güncel, dünya üzerinde en yeni yapılan tedavileri sizinle paylaşacağım. Türkiye'de sağlık konusunda çok ileri noktalara gelmiş bulunmaktayız. Tüm dünyada uygulanan en güncel tedavileri, en yeni ve en kısa bilgilerle Türkiye'de, ülkemizde, bütün hastanelerde uygulayabilmekteyiz. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte hastalarımıza yeni modern tıp tekniklerini ve güncel tedavileri en hızlı bir şekilde Türkiye'de uyguladığımız için sağlık turizmiyle ülkemize gelen hastalara hızlı bir şekilde hizmet verebilmekteyiz. Bu verdiğimiz hizmetleri kısaca özetleyecek olursam, kök hücre tedavisi son yıllarda hızla gelişen ve hızla artan en yeni ve güncel tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kök hücre ülkemizde son birkaç yıldır çok sıklıkla kullanılmaktadır. Ortopedi dışında birçok alanda kullanıldığı gibi ortopedide de kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında en güncel bir şekilde uyguladığımız tedavi yöntemlerinden birisidir. Kısaca kök hücreden bahsedecek olursak, kök hücre vücudumuzda yağ hücresi ve kemik iliği hücresinde yoğun bir miktarda bulunan hücrelerden birisidir. Kök hücreyi kemik iliğinden veya yağ hücresinden aldıktan sonra bunu saflaştırılmış kök hücre haline getiriyoruz ve hastanın problemli olan bölgesine transplant ediyoruz. Örnek verecek olursak, diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi veya avasküler nekrozu olan hastalarda kök hücreyi hastadan numuneyi alıyoruz, kemik iliğinden veya yağ hücresinden. Bunu ameliyathane şartlarında steril ortamlarda sağlıyoruz. Bunu 20 dakika gibi kısa bir işlemde muamele yaptıktan sonra hastanın problemli olan bölgesine transplant ediyoruz. Bunu steril bir enjektör vasıtasıyla iğne ile o bölgeye gönderiyoruz. Bu sayede hastaya herhangi bir ameliyat yapmadan, narkoz vermeden, ilaç, pansuman, dikiş vesaire gibi meşakkatli süreçlere ulaşmadan hastalar günübirlik sanki pansuman yaptırmaya gelir gibi hastaneye sabah geliyorlar, öğlenden sonra evlerine veya işlerine dönebiliyorlar. Bu hızlı, güncel, basit ve ucuz bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalarımız öğlen gelip akşam evlerine dönebilmekteler. Bu sayede istihdamda herhangi bir kayıp oluşmamakta. Hastalarda kök hücrenin uygulandığı çeşitli konular, çeşitli tedavi başlıkları da gündemde olmaktadır. Onlardan bir tanesi de avasküler nekroz dediğimiz kemikte var olan bazı nekroz problemidir. Örnek veriyorum, sık kortizon kullanan hastalarda veya travma dediğimiz hastalarda bir darbe oluşumu sonucu var olan avasküler nekrozlarda hastaya daha önceden biz operasyon uygulamaktaydık. Bu hastalara protez ameliyatı veya hastaların kemiklerini kesip o içini delmek suretiyle kemiği canlandırma yapmaktaydık. Artık kök hücre sayesinde hastaların kemiklerinin içerisine kök hücre yapıp o bölgeyi avasküler nekrozdan tamamıyla kurtarmamız mümkündür. Şimdi kemik iliği veya yağ hücresinden alınıyor dedik. Özellikle kaynamayan kemiklerde, yıllarca kaynamayan kemik dokularında kemik iliğinden alınan kök hücreyi çok sık tercih edebilmekteyiz.